Yarın mahkeme Burak'ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakacak. Bunda şaşılacak bir şey yok. Oğlumun cezaevlerinde çürümesine göz yummamı beklemiyorsun herhalde. Balistik raporu çıktı. Mermi Burak'ın korumalarından birinin ruhsatlı silahından çıkmış. Çocuk da bunu ikrar etti. Yarın mahkemede anlatacak. Yanlışlıkla vurdum diyecek. Şahit var. Ne şahidi? O arbedede kaç tane mermi yakılmış? Balistik raporundan sağlam şahit mi var? Abi güvenlikten aradılar. Ali Rıza Altay gelmiş. Seninle görüşmek istiyormuş. Tamam Rıfkı. Sen misafirimizi biraz sonra buraya getir. Ne oldu? Gelmez diyordun. Bak kendi ayağıyla geldi. Şimdi beni burada görürse o. Yanlış anlar. Görmez, görmez. Merak etme. Sen ne yap et? Aileyi ikna et. Bu işin peşini bıraktır. Bir talihsizlik olmuş. Kızcağızı vuran koruma elbet cezasını çekecek. Fuat Bey. Elimden gelse Ali Rıza'yı ikna etmeyi ben de isterim. Ama bu mümkün değil. Mümkün değil de ne demek oluyor ha? Ben istesem Ali Rıza'yı da alayınızı da yok etmez miyim? Ben de üzülüyorum olanlara. Ama Burak'ın peşine düşmenin ailenize ne faydası var? Olanı değiştiremem. Ama hayatınızı değiştiririm. Araya boğarım sizi. Beni görmek istemişsin. Buyur. Oğlunu seviyor musun Fuat Bey? Bu ne biçim soru delikanlı? Nihan benim kardeşim değildi. Kızım da. Ben büyüttüm onu. Babalık ettim ona. Yani bu çektiğim kardeş acısı değil. Evlat acısı. Acını paylaşıyorum. Daha değil. Eğer oğlum suçunu kabul edip cezasına razı gelmezse o zaman paylaşacaksın. Delikanlı. Acılısın. Seni hoş görüyorum. Ama kimse beni mekanımda tehdit edemez. Çizgiyi aşma. Ben sizi tehdit etmeye gelmedim. Ben size bir şans vermeye geldim. Eğer oğlunun yaşamasını istiyorsan bırak cezasını çeksin.
Sen bu saatten sonra benim oğluma dokunabileceğini mi sanıyorsun? Yanına bile yaklaşamayacaksın. Annen çok acı çekti. Bir acı da senden yana yaşamasın. Ben diyeceğimi dedim. Olacakların müsebbibi sensin. Benden günah gitti. Rıfkı! Yarın adliyede etten duvar öreceksiniz. Oğlumun kılına zarar gelirse hepinizi yakarım.